Merhabalar sevgili arkadaşlar. Anlatım bilgilerinde ikinci başlığımıza geldik. İkinci başlığımız anlatım biçimleri. Dört alt başlıkla karşılaşacaksınız bu derste arkadaşlar. Açıklayıcı anlatım, bir diğer ismi açıklama. Tartışmacı anlatım, bir diğer ismi tartışma. Öyküleyici anlatım, öyküleme, hikaye etme ya da. Betimleyici anlatım ve betimleme, tasvir etme diye başlıklarımızı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada yazarın amacına göre, ele aldığı konunun, içeriğin özelliklerine göre yazarın bu dört anlatım biçiminden birine ya da birden fazlasına da başvurabilme durumlarını göreceğiz. Bize bir paragraf verecek. Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyecek. Doğrudan soru kökü olarak karşınıza gelebilir. A. Açıklama, B. Tartışma, C. Öyküleme, D. Betimleme, Beşinci seçeneğimiz var bir de biliyorsunuz bizim. E, dört tane anlatım biçimi var ama beş seçenek varsa beşinciyi ne yapacak? Düşünceyi geliştirme yollarından birini koyacak. Biz paragrafta ele alınan konuya göre, yazarın bakış açısına göre ne yapacağız? Bu anlatım biçimlerinden hangisi varsa gidip onu işaretleyeceğiz arkadaşlar. Burada özellikle şunu söyleyelim. Açıklayıcı anlatım yani açıklamayla tartışmacı anlatım birbiriyle, Karıştırılması istenilen özellikleri içerir. E, paragrafta da özellikle birbirine karıştırılmasına dair e, ayırıcı noktaları görürseniz rahat yaparsınız. Yine arkadaşlar, betimleme ve öyküleme dediğimiz anlatım biçimlerinin de ikisiyle birbirine karıştırılmasını ister paragraftaki e, o ifadeyi kullanan yazar. Ama biz ne yapacağız? Bunların birbiriyle ayrıldığı noktalar var. Küçük ayrımlar var. Bunlara bakarak arkadaşlar böyle tak 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 yapıp geçeceğiz. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Açıklayıcı anlatım. Bir de ismi açıklama nedir? Karşımıza nasıl gelir? Metinlerde nereye dikkat etmemiz gerekiyor? Konuşalım. Şimdi açıklayıcı anlatım ya da açıklama dediğimiz şey arkadaşlar daha çok bilgi vermek amacıyla yazılan paragraflarda ya da metinlerde gördüğümüz bir anlatım biçimidir. Yazarın amacı Okuru hiçbir şey bilmiyormuş gibi düşünerek okuru bilgilendirmektir. Yazarın amacı okura bilgi vermek olduğu için yazar o ele aldığı konunun kavramı neyse artık o anlatacağı şey bunun her noktasını tek tek detaylı bir şekilde anlatır. Dolayısıyla bilgi vermek esasıyla yazılan bu paragraflarda bu metinlerde asla öznellik olmaz. Nesnel bilgiler olur arkadaşlar. O yüzden paragrafa baktınız nesnel bir bilgi varsa bu nesnel bilgi daha çok bilgi vermek adına aktarıldıysa orada doğrudan arkadaşlar açıklayıcı anlatım ya da açıklama vardır diyebilirsiniz. Biz açıklayıcı anlatımı, anahtar kelimelerini, bilgi vermek, nesnellik, bilimsellik, bilimsel bir dil ifadeleriyle metinlerde ayıracağımız şu anahtar kelimeleri mutlaka bilelim. Biz açıklayıcı anlatımı daha çok ders kitaplarında, Bilimsel yazılarda değil mi makalelerde ansiklopedilerde ne yapıyoruz arkadaşlar görüyoruz. Mesela bize araştırma yapan değil mi böyle mikroskopla bir araştırma yapan bir bilim insanının nasıl bir araştırma yaptığını, bu araştırmasının gelişimini, araştırmasının sonucunu, dünyaya nasıl bir katkıda bulunduğunu anlatan bir metinle karşılaşırsak ne yapacağız? Orada herhalde açıklayıcı anlatım biçiminin kullanıldığını düşüneceğiz. O yüzden çok nesnel, bilimsel böyle buram buram nesnellik kokar arkadaşlar. Ders kitaplarından fırlamış gibi metinler görürsünüz. Sanki gibi ansiklopedi okuyormuşsunuz gibi metinler görürsünüz. Her şeyle ilgili bilgi verebilir size. O yüzden rahatlıkla bulabilirsiniz. Yazar açıklayıcı anlatım biçiminde tanımlamaya başvurabilir. Bir kavramın Tanımını yapabilir. Mesela mercekli teleskopları anlattığı bir paragraf düşünün, size mercekli teleskopun tanımını verebilir. Karşılaştırma yapabilir. Daha önceki e, bulunan teleskoplarla arasındaki farkı verebilir. E, örnek verebilir, değil mi? Tarihsel gelişimi ile ilgili sayısal verilere başvurabilir. Yani açıklayıcı anlatımda bir veya birden fazla düşünceye geliştirme yolu olan tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma gibi maddelerden de yararlanabilir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, arılar çiçeklerden propolis adı verilen kokulu bir reçine toplar. Bakın nesnel bir bilgi, bilgi vermeye yönelik bir paragraf. Bu reçineyi bal mumu ile karıştırdıktan sonra macunumsu bir malzeme hazırlayarak bununla petekleri sıvar, sağlamlaştırır. Ne yapıyor? arının nasıl bal e, ürettiğine dair arkadaşlar e, bal mumu ile karıştıktan sonra nasıl bir malzeme hazırlayarak bunun petekleri nasıl sıvadığını anlattı. Asla kendi görüşünü katmadı yazar. Değil mi? Bilimsel bir bilgi var. Dolayısıyla şu ilk iki cümleyi okumak bile bize yeter. Dolayısıyla bu parçada açıklama vardır diyebiliriz. Ama hangisi ağır basmaktadır? Bu parçada hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır diyorsa dikkatli olacağız. Parçanın yarısından fazlasında bir anlatım biçimi, geri kalanında başka bir anlatım biçimi vardır. Senden bunu bulmanı ister. Dolayısıyla evet bu paragrafın devamını okuduğunuzda hala ilk iki cümlede olduğu gibi sonraki cümlelerde de nesnel bilgiler verdiğini göreceğiz. Dolayısıyla bu cümlede kullanılan bir tane anlatım biçimi var. O da açıklamadır deriz. Ama daha sonra arılarla ilgili yazar kendi görüşlerini vermeye kalksa orada tartışmacı anlatım da devreye girmiştir diyebiliriz. Ama şu anda böyle bir şey yok. Bu parçanın tamamında nesnel, bilimsel ifadeler var. Bilgi veriyor arkadaşlar. Yazarın amacı okuru bilgi verme, bilgilendirmek. O yüzden de diyoruz ki kesinlikle açıklama vardır bu paragrafta. Çeşitli incelemeler için Messenger adlı bir sondaj aracı Merkür gezegenine gönderildi. Bilimsel değil mi? yorum yok ve uzay araştırmacılarına Merkür ile ilgili önemli bilgiler sağladı. Araç gündüz ve gecelerin çok uzun, buna karşın Merkür yılının çok kısa sürdüğünü gözlemledi. Bilgi veriyor. Merkürle ilgili bize ne yaptı? Bilgi topladı ve okuru bilgilendirme amacında. E, bilimsel bir dil var arkadaşlar. Asla böyle senli benli bir konuşma yok. Dolayısıyla yine baktım. Parçanın şöyle genelini de göz atabilirsiniz. Evet bu parçada bilimsel bir bilgi var. Nesnel bir dil kullanılmış. Değil mi? Böyle hani sokak ağzıyla ya da doğal bir üslupla yazılmış bir şey yok. O yüzden diyoruz ki kesinlikle açıklayıcı anlatım vardır bu paragrafta. Geldik tartışmacı anlatım. Bir diğer ismi tartışma arkadaşlar. Şimdi tartışmacı anlatımda artık yazarın amacı okura bilgi vermek falan değil. Yazar biliyor ki okur da bir şeyler biliyor ve diyor ki bak e okur diyor. Tamam eyvallah sen de bir şeyler biliyorsun. Sen de boş değilsin bana karşı diyor. Ama eksik ya da yanlış bildiğin yerler varsa ben şimdi bunları Doğrularını anlatmak ya da e, o eksik kalan kısımları sana öğretmek, anlatmak amacıyla bu parçayı yazıyorum diyor. O yüzden benim amacım artık sana bilgi vermek değil, senin fikrini değiştirmek. Sende bir fikir oluşturmak diyor. O yüzden ben sana nesnel böyle bilimsel ağırlıklı ifadeler kullanırsam sen kaçarsın. Değil mi? Sen sıkılırsın. Ne diyor ya bu dersin? Bir insan ne kadar ansiklopedi okuyabilir ki düşünsenize bir sayfa iki sayfa okursunuz günde. Ama e, nesnel bir ifadeyi daha doğrusu bir şeyi öğrenmek adına bir şeyi bir fikre edinmek adına daha böyle senli benli daha doğal bir üslubu olan bir yazıyı tercih edersiniz. O yüzden diyor ki ben seni biliyorum diyor yazar olarak seni tanıyorum diyor. Sana bu yüzden sıkıcı, nesnel, bilimsel bir dil kullanmayacağım. Sana ne yapacağım? Böyle daha doğal, daha samimi, senli benli bir üslup, böyle ben dili, bence, bana göre gibi bir ifade kullanacağım. Hatta zaman zaman seni de düşünmeye sevk edeceğim, sana sorular soracağım. Seni de düşünmek isteyeceğim. Bu yüzden sözde soru cümleleri diyoruz biz hatta bunlara. Soru cümleleri kullanacağım. Devrik cümle yapacağım. Daha böyle doğal bir anlatım olsun isteyeceğim. Yani seni tavlamaya çalışacağım. Senin de benim gibi düşünmen için belki alanında uzman bir kişinin bu konuda söylediği bir söze yer vereceğim. Bak ben, ben sadece ben böyle düşünmüyorum. Benim gibi düşünen bir bilim adamı var, bir yazar var, bir siyaset bilimci var. Bak diye onun görüşünden yararlanacağım belki de. O yüzden artık yazarın amacı okura bilgi vermek değil, okurun fikrini değiştirmek. Okura bir fikri empoze etmek arkadaşlar. Bu yüzden de artık bu tarz paragraflarda böyle sanki karşılıklı konuşmalar varmış gibi, e, diyaloglar halinde süren metinler varmış gibi cümleler görürsünüz. Çünkü burada yazarımızın amacı artık bir fikri değiştirmek, bir fikri empoze etmektir arkadaşlar. Ve asla nesnel bir dil yok. Artık burada... Kesinlikle öznel bir dil var. Öznel. Bence bana göre gibi ifadeler göreceksiniz. Hangi yazar halkının sorunlarına yer vermez ki? Bak değil mi? Böyle bir soru cümlesiyle ne yapıyor? Senin de düşünmeni sağlıyor. Ha, evet ya doğru. Yani yazar dediğin ülkesinin sorunlarına yer verir gibi senin de e, yazarın düşüncesini onaylamanı tasdik etmeni istiyor bu cümle aslında. Çakallık yapıyor yani yazar orada. O yüzden... Soru cümleleri görürsünüz, bence, bana göre gibi ifadeler görürsünüz. Sanki böyle karşılıklı birileriyle konuşuyormuş gibi e, üstlük görürsünüz arkadaşlar, bence, bana göre gibi ifadelerde. Biz tartışmacı anlatımı daha çok arkadaşlar fikir yazılarında, yani denemelerde, fıkra dediğimiz köşe yazılarında görürüz. O yüzden bir fikir değişimi, fikir genişlemesi yaşamak istiyorsanız bol bol deneme okuyun. Çok güzel deneme yazarlarımız vardır bizim. E, deneme okuyun bol bol. Köşe yazısı okuyun. Gazetelerin bu köşe yazıları ne yapıyor? Kendi görüşleri doğrultusunda yazarların bazı gerçekleri bize anlattığı yazılardır. E, aslında fikir değiştirmeye çalışıyor onlar da. Bir fikre empoze etmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi oradaki zaten onların amacı da bu. Tamam mı? O zaman baktık arkadaşlar. Bilimsellik var. Buran buran bilimsel yazılar var, nesnel bilgiler var, açıklama. Ama fikir görüyorsunuz, yazar kendi görüşünü savunuyor, kendi görüşünü verecek ifadeler kullanıyor. Orada tartışma. Evet, sohbet havası vardır dedik. Doğallık vardır, devrik cümlelere başvurur bu yüzden. Sözde soru cümleleriyle öyle değil mi gibi ifadeler kullanır arkadaşlar. Ve yine tartışmacı anlatımda yazar e, okuru kendi yanına çekmek için ya da okura bir fikri dayatmak için ne yapar e, geri gelir tanım tanım yapar karşılaştırma yapar bak eskiden böyleydi şimdi böyle hani sen de görüyor musun falan gibi değil mi seni e, düşünmeye sevk etmek adına pek çok düşünce geliştirme yolundan tanımlama tanık gösterme alıntı yapma karşılaştırma örnekleme gibi pek çok düşünce geliştirme yoluna başvurabilir arkadaşlar tamam mı şimdi baktım örneğime Türkiye'de bazı alanlarda olduğu gibi yayıncılıkta da ekonomik ve kültürel pek çok sorundan söz etmek mümkün. Bir tespitte bulunmuş. Doğru. Herkes söyleyebilir bunu. O yüzden açıklama. Ama bu sorunlar yayıncılık dahil kimin umurunda? Bak ne kadar senli benli bir dil. Yani şuraya kadar açıklama anlatım biçimi vardı. Ama buradan itibaren kimin umurunda diyerek böyle senli benli bir üslup kattı arkadaşlar. Dolayısıyla tartışmacı anlatım başlıyor. Sanırım, e sanıyorsan sen kendi düşünceni söylüyorsundur. Yani tartışmacı anlatım vardı. Daha fazla devam etmeye bile gerek yok aslında. Hani işaretler geçersiniz. Burada herkes şikayet etmekten ve dinlemekten yorulduğundan bir takım yanlışların değişmesi için küçük de olsa bir şeyler yapmak, çözümler üzerinde düşünmek gerektiği kendi düşüncesinde verdi. O yüzden bu parçadaki anlatım biçim nedir? A açıklama, B tartışma, C öyküleme falan derse tartışma işaretlersiniz. Peki hocam ağır basmaktadır diye sorarsa bu parçanın anlatım biçimi hangisi ağır basmaktadır derse açıklama mı diyeceğim tartışma mı diyeceğim diyor. E yine tartışma diyeceksin. Çünkü yazar şu tespiti yaparak evet açıklamada bulundu ama yazarın ama asıl derdi bu bilgiyi vermek değil ki bunun aslında bu sorunların kimsenin umurunda olmadığını ve sanırım şöyle 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 diyerek kendi görüşlerini vermek derdinde yazar. O yüzden Ağır basanda tartışmacı anlatımdır. Parçada kullanılan anlatım biçimi de yine tartışmadır dersiniz. Anlaştık mı? Bugünlerde bazı eleştirmenler tarafından şiirin, şiirimizin geçmişe göre gerilediği iddia ediliyor. Bak, böyle Şiirimiz miyirimiz diyorsa hani ben dili biz dili kullanıyordur. Yüzde yüz tartışma dersiniz arkadaşlar tamam mı? Hatta günümüzde büyük şairlerin de artık çıkmadığı, İnsanları derinden etkileyen güçlü şiirlerin de yazılmadığı söyleniyor. Ben bu iddialara, ben diyor daha ne desin adam değil mi? Ve onun delillerine inanmadığım gibi aslına bakılırsa inanmak da istemiyorum. Kendi görüşlerini vermeye başlıyor. Dolayısıyla okuru etkilemeye çalışıyor. Anlatım biçimi tartışmadır dersiniz. Devam edebilirsiniz isterseniz ama çok net bir şekilde tartışmacı anlatım var arkadaşlar. Evet özetliyoruz açıklamada. Bilimsel bilgiler göreceğiz, nesnel bilgiler göreceğiz. Çünkü yazarın amacı okura bilgi vermek bu kadar. Ders kitapları, KPSS e hazırlanıyorsunuz. Tarih kitabınız, coğrafya kitabınız, vatandaşlık kitabınız. Hiç yazarın kendi görüşü var mı? Mesela vatandaşlık kitabında Esra Hoca hukukun temel ilkelerini anlatıyor. Kendi görüşünü veriyor mu? Vermiyor. Cavit Hoca tarih dersini anlatıyor. Harika bir anlatımı var. Ne yapıyor? tarih kitabında anlatırken, Osmanlı'nın yaptığı savaşları anlatırken ya da işte milli mücadeleyi anlatırken kendi görüşlerini mi veriyor? Hayır. Bilimsel neyse, değil mi? nesnel veri neyse onu veriyor. O yüzden ders kitapları, ansiklopediler, o meydanlar, Ruslar falan açıklayıcı anlatımla yazılmış. Ama baktın köşe yazısı, değil mi? gazetelerdeki köşe yazıları, fıkra, deneme dediğim türler. Toplumun gelişimiyle ilgili yazar kendi görüşlerini veriyor. Siyasette olan çalkantılı söylentilerle ilgili yazar kendi görüşünü veriyor. Edebiyatta romanın gelişmediği şiirin ise son yıllarda özellikle dibe vurduğuna dair yazar kendi görüşlerini veriyor. O zaman ne var orada? Yüzde tartışma var diyoruz. Çünkü ben dili hakim, yazar artık bir fikir savunma derdinde, bir fikre empoze etme derdinde diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? İkisi birbirinden nasıl ayrılıyormuş? Burada bilgi varmış, burada bir fikir varmış. Tartışıyor da Sanki karşılıklı biri varmış gibi tartışıyor. Burada nesnel bir dil varmış. Burada öznel bir dil varmış. Ben dili hakimmiş. Ben. O zaman ben dilini gördüğün anda yüzde yüz tartışmacı anlatım vardır deyip geçiyorsun. Tamam mı? Peki. Geldik öyküleyici anlatıma. Üçüncü başlığımız. Öyküleyici anlatım, hikayet ve ya da öykülemeye de karşınıza gelebilir. Arkadaşlar öyküleyici anlatımda yazarın amacı artık... Okuru bir olaylar zinciri içinde yaşatmaktır. Yani bir kahraman gibi o olayların merkezine kendini koyup o olayları yaşayan biri gibi kendini düşündürmektir. O yüzden ne yapacak yazar? Artık bir bilgi verme derdinde değil. Aman ben okurun görüşünü değiştireyim derdinde değil. Ne yapacak? Bir olay 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 olaylar zinciri verecek. O yüzden bu olaylar arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Merkezde olay var. Yer kişi ya da kişiler ve zaman dilimi içerisinde aktaracak. Bir üçgen gibi düşünün bunu. Ne yapıyor? Biri başlıyor, öbürü bitiyor. Biri başlıyor, öbürü bitiyor ve zincirin halkalarını oluşturuyor. Hani Leyla ile Mecnun'da e, İsmail abi diyor ya, "Pi! Olaylar olaylar Mecnun hep. Olaylar olaylar pi!" diyor. Aynı öyle arkadaşlar. O yüzden biri başlıyor, biri bitiyor. 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 Bir savaş sahnesi düşünün arkadaşlar mesela değil mi? Nerede vardı? Belki Yüzüklerin Efendisi'nde. Atlılar ilerliyor, değil mi? Bazıları düşüyor. İşte nal sesleri birbirine karışıyor falan ama bu seslere mestere girmeyeceğiz. Yaşadığı olayları anlatıyor. İşte kaç atlı var? Nasıl koşturuyorlar? Karşılıklı nasıl çarpıştılar? Kimler yere düştü? Kaleleri nasıl kuşattılar? Arda arda olayları anlatıyor. Orada ne var diyeceksiniz? Olay olay olay. <laughs> Magazin gibi oldu. Ne yapıyor arkadaşlar? Orada işte artık öykülemeye başvuruyor. Yani senin zihninde bir görüntü oluşturmak değil. Bir bilgi değişikliğine yol açmak değil. Bir bilgi oluşturmak değil. Seni bir kahraman gibi hani böyle şey gözlükler var ya. Ne diyorlar ona belki? Evet hani böyle takıyorsun işte kendini o üç boyutlu zamanın içinde hissediyorsun. Sen de orada bir kahraman gibi hissediyorsun. Çok uzatmayacağım çok rahat bulursunuz zaten. Evet olaylar içe geçen arkadaşlar. Varlıklar devinim yani hareket halinde verir. Şu kelimeye çok dikkat edin lütfen. Varlıklar devinim halinde geçer. Bol bol fiil cümlesi verirsiniz. Bol bol fiil cümlesi görürsünüz bu tarz cümlelerde. İşte der ki Ahmet elindeki tabakları yere düşürdü. O sırada annesi balkonda oturuyordu. Bir anda içeriye daldı. Bak karşı bir anda ne yapıyor arkadaşlar? Olaylar gelişiyor. Neden tabakları düşürdün diye sordu Ahmet'e. Bak diyaloglara giriyor. Yani olay, olay, olay <laughs> diye karşınıza gelecek. Hareket esastır. Sanki arkadaşlar bir e, video izliyor gibi. Şuraya da şöyle şey yapalım, hani action <laughs> video kapanıyor ya. Bir e, video kaydı izler gibi ne yapıyorsunuz aslında siz Öykülemede, olayın içinde kendinizi hissediyorsunuz anlaştık mı? Evet şimdi e, sorularımıza bakalım metinlerde nasıl geliyor karşınıza. Dün akşam genç bir şairin evinde toplandık. Misafirlerden biri elindeki kitabı karıştırıyor. Bir başkası da odanın köşesindeki gösterişli piyanonun tuşlarına dokunuyordu. Şimdi herkesin yaptığı olayları anlatıyor. Farklı olaylar. Şu anda birbirlerini etkilemiyor bu olaylar. Biri bir yerde bir şey yapıyor, biri bir şey yapıyor. Yani biraz burada betimleme gibi var aslında. Hani ne zaman ki bunlar birbirlerini etkilemeye başlarlarsa öyküleme orada başlar aslında. Ama şu anda kopuk kopuk olaylar var. Bu sırada ev sahibi bana taslak halindeki şiirini okudu ve ne düşündüğümü sordu. Bak şimdi olay başlıyor hani şeye geldik yine. Pi olaylar olaylar. Ben şiir bitmeden bir şiir bir şey dememe imkan olmadığını söyledim. Arkadaşım da şiiri değil de içindeki düşünceleri nasıl bulduğumu sordu. Diyaloglar gelişiyor, olaylar gelişiyor. Öyküleme yani. Ben de şiir sözcüklerle resim yapma sanatıdır dedim ve Malerme'nin Degas'a verdiği şiir düşüncelerle değil sözcüklerle yazılır. Şurada devam edecek aslında bu. Yanıtını hatırlattım diyor. Yani odanın içinde bir evin içinde gelişen olayları verdi. Özellikle şiir yazan arkadaşın bu parçayı yazan kişiyle ki diyaloglarını verdi. Dolayısıyla öyküleme var mı? Var. İlk cümlede aynı zamanda olaylar var ama betimleme ağır mı? Evet. Ama bu parçanın genelinde öyküleme vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Malaga'ya yakın olan Ronda'nın, şimdi bu eski bir sınav sorusunda geçen bir metnin benzeri. ÖSYM o zaman tabii internet kelimesi büyük yazmak zorundaydı. Çünkü internet kelimesi o dönemde büyük yazılıyordu. Değişti arkadaşlar. Bir iki yıl oldu. Artık biz internet kelimesini böyle yazmıyoruz. Hatta italik yazıyordu eskiden bunu TDK. Şu anda internet şöyle yazılıyor. Onu da söyleyelim. Küçük harfle yazılıyor. Ki öyle de olması gerekiyor. Geleneki ayırmıyorsunuz. Ama eskiden büyük harfle başlıyordu. İtalik yazıyordunuz internet kelimesini ve geleneki ayırıyordunuz. Saçma. Ama böyle bir şey vardı. Şu anda böyle bir kural yok. O yüzden güncelleyim ve soruya başlayayım. Malaga'ya yakın olan Ronda'nın internette fotoğraflarını görünce Ronda'yı gezi planımıza hemen dahil etmiştik. Bak, Cumartesi günü öğleden sonra rehberimiz Nako aldı. Aldı bizi arabaya attı ve <laughs> arabayla yaklaşık bir saatlik yolculukla Roma'ya ulaştık. Olaylar olaylar bak. Arabayı park edip yürümeye başladık. Aha iki, başka bir olay. Şehrin girişinde önce arena karşımıza çıkıyor. Sonra ara sokaklarda restoranlar. Bizim hedefimiz de yeni köprü. Bilmem neden devam ediyoruz. Bak hep hareket halindeler. Köprünün yan tarafına geldiğimizde ise bir süre önce kalıyoruz karşımızda kan yoğun vadi diye gözlemlerini anlatıyor. Şurada arkadaşlar parçanın genelinde ne var? Olaylar olaylar olduğu için öyküleme var. Ama metinde yine ara ara ne yapmış? Betimleyici unsurlara yani gözlemlediği gördüğü şeylere de yer vermiş mi? Evet hani o beni ilgilendirmiyor ama ağır basan asıl ağırlıklı olan ne vardır derseniz öyküleyici anlatım vardır dersiniz. Anlaştık mı? Varlıklar devinim, hareket halinde veriliyor. Bunlardan da karşımıza gelir. Ve son başlığımız betimleyici anlatım. Betimleme ya da tasvir etme diye de karşımıza gelebilir. Bir su içeyim ya dur. <laughs> Biraz dilim damağıma yapıştı. Şimdi diyor ki arkadaşlar artık yazarın amacı betimleyici anlatımda ee, yok ben okura bilgi vereyim, ay okurun fikrini değiştireyim, kendi savıma çekeyim. Yok okuru bir olaylar içinde yaşatayım falan değil. Artık diyor ki yeter de yeter yani diyor herkes ne yapıyorsa yapsın. Ben diyor okurun zihninde bir görüntü yaratmak istiyorum diyor. O yüzden okurun zihninde bir görüntü yaratmak istiyorsa, bir fotoğrafa bakar gibi, bir panoramik manzaraya bakar gibi, zihninde bir şeyler yaratmak istiyorsa, ne yapacak yazar? Sözcüklere başvuracak, sıfatlara başvuracak, niteleyici sözcüklere başvuracak. Ya diyor ki benim amacım sözcüklerle resim yapmak diyor. Hani böyle düşünün. Hatta yüzden betimleme böyle tanımlanır. Sözcüklerle resim yapmak diye tanımlanır. Yani ben artık bir ressam gibi nasıl ki ressamın malzemesi boyalarıysa fırçalarıysa renklerse bir yazarın ya da bir şairin malzemeleri de sözcükse eğer değil mi? Sözcük işçisi ise eğer bir yazar ya da şair ne yapacak? E sıfatlara başvuracak, niteleyici sözcüklere başvuracak, betimlemelere, betimleyici anlatımlarda benzetme yapacak, kişileştirmeye başvuracak, duyularla ilgili ayrıntılara başvuracak. Belki koklama duyusu, değil mi? Ağaçların nasıl koktuğunu, güneş batarken İstanbul'da o oluşan gökyüzündeki kızıllığı, gökyüzünde o kızıllık deryasında kuşlar nasıl uçuşuyor? Camiler nasıl görünüyor? Deniz nasıl bir renk almış? Vapur kıyıya nasıl yavaş yavaş süzüle süzüle yaklaşıyor? Bunların tasvirini yapmak için e sıfat, benzetme, kişileştirme, duyularla ilgili ayrıntılar, değil mi? Bunlara başvuracak. O yüzden de işte arkadaşlar, yazarın amacı okurun gözünde bir görüntü tasvir oluşturmak, zihninde bir izlenim amaç oluşturmaksa amacı bol bol somutlama yapacak niteleyici sözlere, benzetmelere, kişileştirmelere, duyulara bilmem neye başvuracak diyor. Yani artık benim amacım bir fotoğrafa baktığında gözünün önünde nasıl canlanıyorsa onun karşısında da metni okuduğunda aynı şey canlansın istiyorum diyor. O yüzden arkadaşlar, o yüzden birazdan yine söyleyeceğiz. Öyküleyici anlatımda olay ağırlıklıdır. Betimleyici anlatımda Duranlık ağırlıklıdır. Yani bir şey durur, sen onu tasvir edersin. Ama öyküleyici anlatımda her şey hareket halindedir. Öyle düşünün. Bir de betimleyici anlatımda sadece bir manzarayı tasvir etmek zorunda değilsiniz. Mesela Yeni Yüzüklerin Efendisi'nde vardı o görüntü. Ben kullandık mı bilmiyorum. Ee, orada da mesela ne yapıyor? İnanılmaz güzel bir doğa görüntüsü giriyor. Değil mi devreye? Yani hayran kalıyorsunuz ve Kamera akıyor orada sadece. Yani orada olaylar yok. Görüntü aynı ağaç, nehir, ne bileyim işte yeşillik, kırlar. Değil mi? Doğa sabit duruyor. Sen kamerayla sadece ne yapıyorsun? Kamerayı gezdiriyorsun. Kamerayla gösteriyorsun. Dolayısıyla bir... Evet filmlerdeki bu görüntülerle hani aklınıza sakın öyküleme gelmesin. Orada bir tasvir var. Göz, gözümüzün önünde canlanma durumu var. E, duranlık var yani diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ha şey söylüyordum yani illa sadece bir görüntüyü tasvir etmek zorunda değilsiniz. Şu kalemi ben size bir paragraf boyunca tasvir edebilirim. Valla böyle bir manyaklık yapabilirim. <laughs> benim fiziksel görüntümü bir paragraf size tasvir edebilir arkadaşlar. İşte gözlerim ne renk, saçlarım ne renk, şuradaki beyazları tek tek tasvir edebilirsiniz istersen. E, giydiğim ceketin rengini, tişörtümü, işte kotumu, kemerimi, bilmem neyimi, bazen gözlerim kayıyor falan değil mi? Onları falan tasvir edebilir. Bunlar tasvir edilebilir. Benim ruhsal özelliklerim de tasvir edebilir size. İçe kapanık biri miyim, değil mi? Sosyal bir varlık mıyım? E, hüzünlü bir yanım mı var, araştırmacı bir yanım mı var? İçimde kopan fırtınalar neler? Sizin görmediğiniz, bilmediğiniz yanlarım neler? Değil mi? Nelerle mücadele ettim? Bunları tek 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 size bir paragraf boyunca da tasvir edebilir arkadaşlar. O yüzden tasvir deyince sadece görüntü olarak aklınızda bir manzara değil, her şeyin tasviri yapılabilir diye düşünebilirsiniz. Tamam mı? Peki sonbahar güneşinin, hatta atladık niye atladık orayı? <laughs> her iki yanı ağaçlarla kaplı bir ırmağın ve gitgide silinen gecenin kıyısındaydık. Bak ilk cümlede tasvirin güzelliğine bak. Her iki yanı, Ağaçlarla kaplı bir ırmak diyor arkadaşlar tasvir. Gitgide silinen gece. Gecenin kıyısı gitgide siliniyor gece. Yani o karanlık gitgide kayboluyor diyor. Tasvirin güzelliğine bak. Acı bile duyulamayacak kadar soğuk. Bak dokunma duyusundan yararlanıyor. Çöllerden daha ıssız bozkırda ışığın gülümseyişini bekledik. Bak ışığın gülümseyişi kişileştirme yapıyor. Sırlarla dolu ama her günü bayram şehirlerde yitirdik kendimizi serçeler gibi uzaktan izledik. Serçeler nasıl uzaktan izledi böyle korka korka ürkek ürkek. Biz de öyle izledik diyor bu güzelliği diyor. Ne yapıyor? Tasvir yapıyor. O yüzden arkadaşlar parçanın tamamına yayılan bir tasvir var, betimleme var. Sözcüklerle resim yapma durumu var. Niteleyici sözlere başvurmuş, kişileştirme yapmış, sıfat kullanmış vesaire. Biz de o yüzden betimleme vardır diyoruz. Sonbahar güneşinin ilk ışıkları karşı tepelerden göründü. Aha dakika bir gol bir. Betimleme başlıyor. Hemen ardından hastalıklı bacalar öksüre öksüre tütmeye başladı diyor. Tasvire bak nasıl güzel bir kişileştirme. Toprak damlı güneşe dönük evlerin kapıları birazdan gıcırdayarak açılacak. İşitme duyusu. Az sonra köy bütünüyle uyanacak. En son çocuklar ayaklanacak ve annelerini arayacak. Toprak yolun, bakın tasvirler, Alt tarafındaki meralar, gözümün önünde canlanıyor hemen, hayvanlarla dolacak. İki ayaklı, dört ayaklı, kanatlı, kanatsız hayvanların tasvirine bakın. Tüm hayvanlar arasında amansız bir rızık kapma yarışı başlayacak. Bugün yaşananlar yarın yaşanacakların bir provasıymış gibi. Şuradan devam edecek ben atlamış orayı. Bir gibi hayat seyircisiz ve eleştirmensiz akıp gidecek diyor. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Bol bol tasvir var. Bol bol manzara tasviri yaptı. Son cümle güzel gerçekten. Bugün yaşananlar yarın yaşanacakların bir provasıymış gibi hayat seyircisiz ve eleştirmensiz akıp gidecek diyor. Yani doğanın kendi akışını, hayatın kendi akışını çok güzel tasvir ediyor. Evet betimleyici anlatım var, bol bol tasvirler var dersiniz. Bir kamyon, alnını irili ufaklı, 7 renk farla süslemiş gösteri yapıyor. Tasvir kamyonu tasvir ediyor bize. Bu arada bunların hepsi video ders notunuzda vardı arkadaşlar. Oradaki örneklerden siz de zaten bulup takip ediyorsunuz. Yaktığı farlarla karşıdan gelenlerin gözünü alıyor. Kamyonun girişteki bu gösteri çabası bayramı delirtmeye yetiyor. Aynı zamanda öyküleme de var. Kamyon suyla kaplı asfaltta bulanık renkler bırakarak ilerliyor tasvir yapıyor ve ilerliyor aynı zamanda öyküleme var. Yolun sağında ve solunda akıl almaz bir curcuna ile kaynaşan her şey tek çizgi halinde bayramın gözlerinin iki yanından akıp geçiyor. Yani görüntüler akıp geçiyor diyor tasvir var. Şimdi bu parçanın anlatımında hangi anlatım biçimi vardır derse ya da hangisi ağır basmaktadır derse betimleme dersiniz. Tekli verirse seçenekleri betimleme. Ama bazen ikili veriyor seçenekleri arkadaşlar. İşte bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinin hangilerine hangilerinden yararlanılmıştır, başvurulmuştur ifadelerinde A açıklama öyküleme, B betimleme, tartışma, C öyküleme betimleme diye ikili seçenekler veriyor. İşte bu parçada evet genel olarak baktığınızda betimleyici anlatım ağırlıklıdır. Doğru mu? Bir tasvir var çünkü. Ancak ara ara böyle kamyonun girişi, bayramı şöyle yapıyor, bilmem ne yapıyor diyerek de olaylar da veriyor. Dolayısıyla hem öyküleme hem betimleme bir arada verilmiştir dersiniz. Bu tarz sorularda daha çok arkadaşlar ikisi birbiriyle veriliyor ve hatta ikisini birbiriyle karıştırmanız isteniyor. O yüzden ağır olan hangisi ona bakın. Tekli bir seçenek varsa ağır olan neyse onu şartlayın. Ama ikili seçenek varsa böyle o zaman evet ikisi de vardır deyip geçebilirsiniz tamam mı? O zaman özetliyoruz arkadaşlar. Öykülemede bol 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 ne vardı? Olaylar vardı. Betimlemede ise arkadaşlar bir görüntü vardı. Yani tasvir vardı. Öykülemede bol bol hareket vardı. Varlıklar devinim halinde veriliyordu. Betimlemede ise tam tersi duruanlık hakimdi. Yani gözünüzün önünde bir şey canlandırmaya çalışıyordu yazar. Öykülemede bir filmin action olmasından bahsediyorduk. Hani kamera kaydıdan bahsediyoruz. Betimlemede ise bir fotoğraf makinesinin görüntüsünü canlandırmasını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani canlandırmaktan kastım da gözünüzde canlandırmaktan bahsediyoruz. Anlaştık mı? O yüzden ikisini birbiriyle ne yapmayacağız? Asla karıştırmayacağız. Sorularımızı da çözelim. Bu bölümle vedalaşalım. Etkinlik yine video ders notunuzda var. 8 tane bu parçalar. Bunların üzerinde konuşalım. Siz de yanlarına yazın. Sekoya ağaçları günümüzde Güney Oregon'da bulunan Klamat Dağı'ndan Kuzey Kaliforniya'da yer alan ah oh ne kadar bilimsel bak değil mi yani <laughs> bol bol Sekoya ağaçları ile ilgili bilgiler veriyor bize. Bazı türleri ise Sierra Nevada dağlarının bayırlarında yetişir. Sanki Karadeniz anlatıyor bana. Ne yapıyor? Bol bol nesnel sekoya ağacı ile ilgili bilgi veriyor. Yani yazarın amacı sekoya ağaçları ile ilgili okuru bilgilendirmek nerede yetişir, hangi bölgelerde daha fazla bulunur, değil mi? Ne hangi sanayi alanlarında kullanılır, niye kullanılır? Bunları anlatıyor bakın devamında mobilya da. Ev ve vagon yapımında falan çok tercih edilir diyor. Dolayısıyla nesnel bilgiler var. E nesnel bilgiler varsa bu parçanın anlatım biçimi açıklamadır diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Sığma duruyor. Bu parçanın anlatım biçimi açıklamadır diyorsunuz. Anlaştık mı? Peki ikinci parçaya geldim. İnsan özgürlük yetisiyle birlikte var olmuştur. Böyle sanki bilimsel bir şey değil de nesnel bilginin dışında öznellik var gibi. Bu yetiden yoksun hiçbir insan gelmemiştir yeryüzüne. Bu yetinin ilk ürünü sevmektir. Sevmenin başta gelen ürünü de sanattır. Hep kendi görüşlerini veriyor arkadaşlar doğru mu? Yani yazar bakın kendi fikrini vermeye başladı ve devam ediyor. Hatta ben dilini göreceğiz şimdi. Sevmek insanı insanda yaşamanın ilk ve son koşulu değil mi? Diye ne yaptı? Sözde güya soru cümlesi kullandı. Değil mi? Hani o düşünmeye sevk etmek için kullandı bu soru cümlesini. Dünyayı sevgi sardı mı insan? Yaşamı görebilir, korkularını yenebilir, bencillik ve yalnızlıktan kurtulabilir. sana göre öyle. Bana göre sevgi yeterli değil. Sevgi ne ki? Önce insanın bencillikten kurtulması gerekir falan diyebilirsin sen de. O yüzden öznellik var, fikir var. E bunlar varsa o paragrafta yüzde yüz ne var sevgili arkadaşlar? Tartışma var. Hatta diyor ki Yudu Semre de aynı doğrultuda aşk gelince cümle eksikler biter dememiş miydi diye bak ne yapıyor? Bak diyor benim gibi düşünen Değil mi? Okuru böyle tavlamaya çalışıyor. Bak diyor benim gibi düşünen Yunus Emre var diyor. Al sana Yunus Emre'nin böyle konularda bir cümlesi var. Onu sana söyleyeyim diyor. Tanık gösteriyor bak. Düşünceyi geliştirme yollarından tanık göstermeye başvurdu. Niye? Ele aldığı konuyu fikri daha inandırıcı kılmak için. Ha bu parçanın anlatım biçimi nedir arkadaşlar? Tartışma. Ancak bu parçada kullanılan düşünceye geliştirme yolu ne? Tanık gösterme. İkisi arasındaki farkı da iyi görün. Anlatım biçimi parçanın tamamıdır. Ama sen o tamamın bütünün içinde bir cümleyle ne yapabilirsin? Düşünceye geliştirme yollarına başvurabilirsin istersen. Ya da birkaç cümleyle. O senin artık şeyin, tercihin hangisini kullanacağın. Tamam mı? Dünyadan göçüp gitmiş insanlar, yıllar önce yaşadığımız semtler ve gördüğümüz yerler Kokuların esrarengiz diliyle canlanır. Peki, hafızamızdan insanlar ve mekanlar yitip gitse de kokular bizde kalır, yaşatır onları. Şimdi açıklama ya da tartışma. Değil mi? Öyküleme olamaz, olay yok. Betimleme olamaz, tasvir yok. O yüzden seçenekte bunlar varsa mesela eleriz. Kokular bir yandan özlemlerimizi giderir. Bir yandan da yaşamımıza giren tüm ayrıntıların insanların yitirdiklerimizin sevinçli ve hüzünlü günlerin hatırasını biz de sürekli taze tutar diyor. Arkadaşlar parçanın genelinde kokuların e, bize neleri aslında yaşattığını, neleri hatırlattığını anlatan güzel bir paragraf görüyoruz. Nesnel bilgilerle başladı ama daha sonrasında gördüğünüz gibi Özlemlerimizi giderir falan dedi. Belki de ben özlemiyorum yani Özlem, özlemimi gidermiyor bir koku. Hani buna karşı çıkabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar şu ifade fikir doğrultusunda olduğu için tartışmacı anlatımdır. Şuradaki ifade arkadaşlar belki açıklayıcı anlatım diyebilirsiniz. Yani açıklama diyebilirsiniz. Hani esrarengiz diliyle falan dediği için tartışma ağır basıyor. Ama baktığınızda bu parçada ağır basan kesinlikle tartışmadır. Evet yer yer şurada e, açıklama vardır diyebiliriz. İkili seçenek verirse açıklama tartışma bir var. Tekli seçenek varsa bu parçada hangi anlatım biçimi vardır derse o zaman da tartışmayı işaretleyip geçiyoruz tamam mı? Elmas kömür gibi katışıksız karbondan oluşan bir mineraldir. Açıklama teknik bilgi veriyor nesnel bilgi veriyor. Doğal maddelerin en serti, en ışıltılısı, en değerli taşların en gözdesi olan bu mineral karbonun yer altındaki olağanüstü sıcaklıklarda büyük bir basınçla sıkışmasıyla oluşmuştur. Nasıl oluştuğunu anlatıyor. Nesnel bilgiye devam ediyor. Bu nedenle elmas kristallerinin falan filan arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi parçanın tamamında nesnel bilimsel ağırlıklı elmasla ilgili bilgi görüyoruz. Dolayısıyla bu parçada kesinlikle ne vardır açıklama vardır. Elmasın dünya ticaretinde ki yerini kendi görüşleri doğrultusunda bir taşa neden bu kadar değer verildiğini anlamadığına dair insan onurunu aşağılayacak şekilde çıkarma yöntemleri olduğunu anlatan bir paragraf olsaydı o zaman tartışmacı anlatım var derdik. Tamam mı? Yani konu yine elmas, tamam ama bakış açısı değişiyor. Yani bilimsel bir bilgiyle sen elmasın ne olduğunu, nasıl oluştuğunu anlatıyorsan açıklama. Ama elmasın çıkarılırken insanların nasıl kullanıldığını, işte dünya ticaretinde nasıl etkin hale geldiğini, işte Afrika'da şöyle oldu, böyle oldu falan gibi fikirler doğrultusunda e, bu taşla ilgili görüşlerini verirsen ki olmaz aslında da olur e, paragraflarda belki. Orada da tartışmacı anlatım vardır diyoruz. Bakın bu parçada. En serti, en ışıltılısı falan diyerek, en gözdesi diyerek ne yapıyor aynı zamanda arkadaşlar? Hatta kömür gibi diyerek ne yapıyor? Karşılaştırmaya başvuruyor. Yani bu parçanın anlatım biçimi, dikkat, anlatım biçimi açıklamadır. Ancak bu parçada şunun gibi ifadelere yer verdiği için karşılaştırma dediğimiz düşünceyi geliştirme yollarına başvurmuş. Bakın değil mi? Karşılaştırma. Düşünceye geliştirme yoluna başvurmuş. Hatta diyor ki arkadaşlar, Elmas M.Ö. yaklaşık 800 yıllarında ilk kez Hindistan'da bulunmuştur diyerek örnek veriyor. Bu da bir düşünceye geliştirme yoludur. Bakın örnek veriyor. Yine düşünceye geliştirme yollarından ne var burada? Örnekleme var. Ama kesinlikle bu parçanın anlatım biçimine açıklama. Hangi düşünceye geliştirme yollarına başvurmuş derse onu bir değer bir sonraki videoda anlatacağız. İşte şuna başvurmuş, bu da başvurmuş dersiniz. Bazen öğrenci çünkü diyor ki, e hocam diyor bu parçada diyor karşılaştırma da var diyor. Biz niye diyor anlatım biçimi olarak diyor karşılaştırmayı değil de diyor açıklamayı işaretledik diyor. E çünkü adı üstünde açıklama anlatım biçimi. Senin dört tane anlatım biçimin var, beşinci yok. Açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme var. Dört tane. Tamam mı? O tanımlama, karşılaştırma, örnekleme falan dediği düşünceyi geliştirme yolunun başlıklarıdır. O yüzden onları zaten seçeneklerde eliyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir gün güzellik ve çirkinlik deniz kıyısında karşılaştılar ve dediler. Haydi denize girelim ve giysilerini çıkarıp sırayla sularda yüzdüler. Bir süre sonra çirkinlik kıyıya dönüp güzelliğin giysilerine bürünerek yoluna devam etti. Olay olay olay. Olaylar olaylar olaylar. Dolayısıyla arkadaşlar karşılaşıyorlar. Denize girelim diyorlar. Giysileri çıkarıyorlar, yüzüyorlar. Kıyıya dönüyor bir süre sonra çirkinlik güzelliğin giysilerini bürünerek yoluna devam ediyor ve güzellik denizden çıkıyor. Kendi giysilerini bulamıyor. Ama çıplak olmak utandırdığı için onu çaresiz çirkinliğin giysilerine bürünerek yoluna devam ediyor. Şimdi bol bol olay olduğu için arkadaşlar biz bu parçada kesinlikle ne yapıyoruz? Ne vardır diyoruz sevgili arkadaşlar? Öyküleme vardır diyoruz. Güzel de bir paragraf. Bunu pek çok yerde okumuşsunuzdur zaten. O gün bugündür insanlar onların birbirlerine karıştırır. Ancak içlerinden güzelliği yüzünü önceden görmüş kimi insanlar vardır ki giysilerine bakmadan tanırlar onu. Görünüş aldanma. Ve yine çirkinliğin yüzünü gören kimileri vardır ki, değil mi? Ne yapmazlar? Onu gözlerden gizleyemezler diyor. Ee, ne diyor arkadaşlar? Bol bol olay ağırlıklı bir paragraf verdiği için öyküleme anlatım biçimini işaretleyeceksin diyor. Buradan da dersi siz çıkarın. Hani ben lafı kodum diyor ya ortaya. <laughs> gibi oldu. Güzel bir paragraf. Bunu çok e, severim. Pek çok yerde de okumuşumdur bunu. Ee, yani güzellik ne yapıyor? Maalesef çirkinliğin oyununa gelerek arkadaşlar dünyada onun giysileriyle dolaşmak zorunda kalıyor. Ee, o yüzden siz eğer dış görünüşe bakarsanız güzeli çirkinden ayıramazsınız diyor. Kalp güzelliğine bakacaksınız, gözlere bakacaksınız diyor. Güzel de bir metin. Bugünün konusu da bu olsun. <laughs> Ve geldik 6'ya Dış kapıma sertçe vurulduğunda gece yarısıydı. Kapının sesiyle uyandım. Dikkat, olay. Yatağımın yanındaki sehpaya uzandım. Ve saat alıp baktım. Saat 2.43'tü. Kapıya kimin böyle sertçe vurduğunu anlamamıştım. Anlamıştım. Onlardan başka kimse böyle gece yarılarında çıkıp gelmez ve kapılara böyle sertçe çalmaz. Onlardı. Yağmur, yağmur şırıltısına boğulmuş küçük, zavallı şehrimiz tatlı uykudaydı hala. Daha ne şehrin horozları, şurada ne bir günü olduğu için... Şey neye bağlıcı olduğu için virgül olmaz. Ne cami imamları ses vermişti. Şehrinizde hayat horozların ötmesiyle başlardı. Tembel horozlar şehri naçar, dertli, kederli uykusundan kaldırırlardı diyor. Çok güzel değil mi? Ne yapıyor arkadaşlar? Ay benim de böyle bir köy özlemim var fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir köye gideceğiz yani bu sene de böyle bir 10-15 gün kalıyoruz güzel oluyor. Bol bol arkadaşlar arda arda olaylar var. Dolayısıyla parçada öyküleme var. Ha baktığınızda yağmurun şırıltısı vesaire dediği için evet betimleme de var. Ama arkadaşlar daha çok ne yaptı? Olay ağırlıklı verdiği için öykülemeye başvurmuştur diyebiliriz. Ben çubukluyum. Ee, biliyorsun Berk Ankara'dayım. Bizim şurada yani çubuk dediğin 30-35 kilometre ama kimse yok bizim köyde arkadaşlar. Neolitik çağdan kalma. <laughs> Millet gerçi ev yapıyor, hobi falan yapıyor da bizde maalesef hiçbir şey Yok ya satıp satıp yemişler ee, artık nerede yediğiniz <laughs> çubuk olunca herkes anlamıştır yani Ankara'nın Çankırıcaz <laughs> eşimin köyü çok güzel istivaslı ee, Yıldız Elili onun köyü çok güzel Çınar da şey yapıyor hadi artık köye gidelim diyor çocuk sanki köy şurasıymış gibi çok seviyor ben de çok seviyorum yemyeşil böyle çok güzel köyleri hele pandemide falan bizim için çok iyi olmuştu yani kaçmak güzeldi. E şehirlerde büyük şehirlerde yaşayınca böyle oluyor yani toprağa bağ bahçeye hasret kalıyoruz maalesef. Gideceğiz köyümüze yerleşeceğiz arkadaşlar. <laughs> aydınlık çoğaldıkça kuşların ötüşleri de artıyordu. Bak kuşlar ötüyor, aydınlık çoğalıyor, gözümde bir görüntü canlanıyor, sesler var. Sanki böyle ufaktan değil mi böyle betimlemeye başladı arkadaşlar sanki. Kargalar yorgun ötüşleriyle bana çocukluğumu hayallerimden hiç kaybolmayan çimen kokulu meyve bahçelerini anımsatıyordu. Bak ne güzel tasvir gene. Gene köye gitti. Gördünüz mü? Evler derin bir uykudaydı. Kişileştirmenin güzelliğine bak. Evler uykuda. Bir ağacın dalı benimle fısıldaşmak istercesine kulağıma eğiliyordu. Kulağıma eğiliyor ağacın dalı. Fısıl 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 bir şey diyecek bana diyor. Al ve beyaz karışımı çiçekler güzel bir koku yayıyordu. Oturduğu yerde doğayı tasvir ediyor. Aydınlık çoğalıyor, kuşların ötüşleri artıyor. Gözünüzde canlandırın o sabah kağanı. Değil mi? Kuşlar ne kadar güzel öter o gün doğarken. Kargalar yorgun kak kak diye ötüyorlar diyor. <laughs> ve bana çocukluğumun o hiç kaybolmayan çimen kokulu meyve bahçelerini anımsattı diyor. Evler derin, sessiz bir uykudaydı diyor, değil mi? Ve bir ağacın dalı benimle fısıldaşmak istercesine fısır fısır bana bir şeyler anlatıyordu diyor. Ve çiçeklerin kokusunu, renklerini güzelce tasvir ediyor ve betimlemeye başvuruyor arkadaşlar. Evet. Ve son paragrafımız. Gövdesi suya gömülmeden ya da toprağa değmeden yüzeyin hemen üzerinden kayarak ilerleyen deniz ve kara taşıtlarına hovercraft denir. Bak. Vallahi <laughs> şuraya kadar arkadaşlar dedim ki betimleme var herhalde çünkü ben unuttum artık bunları. Şuraya kadar dedim ki betimleme var. Bak. Ne yapıyor? Adam sana hovercraft denilen aracın tanımını veriyor. Yani bilgi var. Tasvir falan yok. Bunlar denizin çok dalgalı olmaması ya da arazisinin çok engebeli olmaması koşuluyla hemen suda şey hem suda hem de karada yol alabilen. Bak bunların bir görüntüsünü koyalım ya. Merak eden arkadaşlarımız olabilir. Bir tane görüntü atalım buraya. Hovercraft'ın. Yol alabilen amfibi araçlardır diyor. Arkadaşlar o zaman bana home, hovercraft denilen zıkkımın <laughs> aracın ne olduğunu, nasıl olduğunu, nerede ilerlediğini anlattığı için bilimsel bir bilgi verdiği için bu parçanın anlatım biçiminin açıklama olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu parçanın ilk cümlesinde yani parçanın girişinde neye başvurdu? Tanımlamaya başvurdu. Yani bu parçanın tamamı, bütünü anlatım biçimi olarak, anlatım biçimi olarak değerlendirilir ve açıklamamı, tartışmamı, öykülememi, betimlememi neyse o yazılır. Ancak bu parçanın içinde geçen bir cümle, bir ifade, işte varsa bir karşılaştırma o düşünceyi geliştirme yolu olarak ifade edilir. O yüzden evet parçanın bütününe bakıyorum. Anlatım biçim olarak diyorum ki %100 açıklama. İlk cümlede tanım yapmış. O yüzden arkadaşlar tanım yaptığı için de düşünceyi geliştirme yolu olarak ne yapmış? Tanımlamaya başvurmuş diyorum. Anlaştık mı? Güzel. Anlatım biçimlerimiz de bu kadar. Bol örnekli, böyle bol uygulamalı arkadaşlar bir başlık oldu. Çok önemli. Hani bir soru binlerce kişinin önüne çıkarıyor sizi. Hayallerinize ulaşmanızı sağlıyor. O yüzden arkadaşlar böyle video çok uzun olmuş falan diye sakın söylenmeyin. Valla bak hasta halimle ben anlattım bu dersi. Siz de dinleyin güzelce. Soru çözün ne olur bol bol. Bizim için önemli olan sorularda bunları uygulayabilmek. O yüzden tekrarınızı yapıp sorunuzu çözüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet Allah kabul etsin diyelim. Güzel anlattık. Kendinize dikkat edin. Bir diğer videoda düşünceyi geliştirme yollarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.